Ketencer Köyü Merkez Camimizdeyiz. Ömer Ak hocamızın misafiriyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam, Allah razı olsun. Cami marketimizi Ketencer Köyü Merkez Camimize de açtık. Cami market projemiz nedir? Ben cami market hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Cami market projesi yaklaşık 3 ay önce başlatmış olduğumuz bir proje. Hali hazırda camilerimize gelen çocuklarımıza, yavrularımıza bizler ikramlarda bulunuyorduk. Gerek çikolata olsun, gerek şeker olsun. Ancak böyle bir stand yapıp, bu standın içerisinde içeriğini de biraz daha zenginleştirip çocuklarımıza ikram etmeyi uygun gördük. Bu vesileyle inşallah cami market böylece oluşmuş oldu. Cami marketten maksadımız nedir? Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çocuklarımıza camiyi sevdirmek, namazı sevdirmek, camideki din görevlisini sevdirmek ve bu vesileyle hem camide namaz kılarak hem din görevlisi, din gönüllüsü arkadaşlarımızla hasbihal ederek dinine, vatanına bağlı nesiller yetiştirmeyi inşallah. Bizim hedefimiz, amacımız Allah rızası için budur. Yeter ki çocuklarımız dinine bağlı olsun. Yeter ki çocuklarımız camiye, cemaate bağlı olsun. Yeter ki çocuklarımız vatanını, milletini sevsin, bayrağımızı sevsin. Bayrak sevdasıyla, vatan sevdasıyla, dinimize layıkıyla hizmet edecek şekilde, sahip çıkacak şekilde evlatlar yetiştirmek. Market projesi gerçekten güzel karşılıkları olan, güzel dönüşleri olan bir proje oldu. Cami marketi koyduğumuz camilerimizdeki meslektaşlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerde güzel bir cümle var. Onu ben özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum. Meslektaşımızın söylediği söz şu: hocam, Allah sizden razı olsun, camimize cami marketi koyduktan sonra, camimize cami market açtıktan sonra çocuksuz bir vakit namaz kılmadık diyor hocamız. Rabbim inşallah neslimizi, bizleri namazı kılan, namazlara devam eden, camiye, cemaate bağlı olan, gönlü mescitlere bağlı olanlardan eylesin. Bu manada projemize destek olan Ömer hocamızdan da bizler duygu ve düşünceleri almak üzere hocama dönüyoruz. Hocam, cami market hakkındaki düşüncelerinizi inşallah dinleyelim. Cami market projesinin bahanesi olarak Rabbim daha hayırlı hizmetlerde daim eylesin. Amin. Bütün kardeşlerimizi, din gönüllüsü olan kardeşlerimizi. Evet. Cömert olanlara Rabbim daha çok versin. Amin. Diyelim. Amin. Şimdi bu uygulamayı ben aklıma şu geldi, şuna benzettim. Aynı zamanda Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh zamanında ne yaparmış? Öyle bir rivayet var. Caminin etrafına kum serpermiş çocuklar oynasın diye. Şimdi şu anki durumda belki çocuklar kum sevdasına AVM'lere de gitseler, biz de yine bir örneği olarak kum misali, evet, daha evet, kum diyelim, evet, inşallah daha geniş, kapsamlı, daha güzel hizmetlerimiz devam eden Rabbimizin yardımıyla inşallah. İnşallah. Öyle diyelim. O örneğe benzettim ben. Allah razı olsun. Yani çocuk burada bunu görüp de yani aynı o kumda oynama sevdasıyla burada da belki maksat çocuğun belki buradan canı bir şey çekmesiyle beraber camiye gelip namazını eda etmesi. Aynı zamanda burada şu örnekleme de olabilir. Yani burada Rabbimiz katında ibadet edersen, çalışırsan, Allah yolunda yol yürürsen karşılığını Allah mutlaka verecek. Hem bu dünyada hem de ahirette inşallah. Yani aslında burada biz bir vesileyiz. Evet. Rabbim yardımını bizden esirgemesin, sizlerden esirgemesin. Amin. İnşallah. Amin inşallah. Daha güzel hizmetlere Rabbim bizleri vesile eylesin dedim hocam. Amin inşallah. Olsun. Bu projeye destek verdiğiniz için Rabbim razı olsun inşallah. Namazlara gelsinler, camilerde namazlarını kılsınlar. Namazlardan sonra inşallah hocalarımızla birlikte dini ve milli değerler üzerine
sohbetlerini yapsınlar, hasbihal etsinler. Sonra namazdan çıkarken, camiden çıkarken de hayırsever kardeşlerimizin, gençlerimizin, cemaatimizin, çarşı esnafımızın dahi almış olduğu ikramlıklardan inşallah alsınlar. Rabbim neslimizi Kur'an'dan, imandan ayırmasın. Projemizi inşallah bu vesileyle camiye bekliyoruz. Çiçeksiz bir bahçe nasılsa çocuksuz bir cami de o şekildedir. O yüzden bizler her zaman camimizde çocuklarımızı görmek istiyoruz. Çocuklarımızın neşesiyle daha huzurlu bir namaz kıldığımızı belirtmeyi özellikle uygun buluyoruz. Rabbim inşallah neslimizi, bizleri Kur'an'dan, imandan ayırmasın.